Sevgili dostlar, bugün Adana kebabının kıyması ve tavuklar olanının ikisini ayrı ayrı size göstereceğim. Tavuk olanın göğüs eti ve but etinden, tavuğun butundan hazırladığımız, kasabımızın hazırladığı hazır kıymamız var. İçine 2 kilo 250 gram ne katıyorum? Kuyruk yağı katıyorum. O kadar lezzetli oluyor ki dostlar, denemenizi tavsiye ederim. Şimdi 1 kilo kadar da dolabımdan kıyma çıkardım. Onun da içine ne yapacağım? Baharatlarını atacağım. Şimdi şöyle bir kaşık buna, 2 kaşık tatlı kaşığına buna pul biberimizi ekledim. Şimdi kekiğimizi şöyle yarım kaşık buna, yarım kaşık da buna kekiğimizi ekledim. Şimdi böyle birazcık etimizi, yani kısacası baharatları herkes kendine göre atsın dostlar. Hangi baharatı döktün şu an? Kimyon. Kimyon. Ve evimizde karabiberimiz şu anda yok olduğu için koymuyorum. Ama sizler koyarsanız yakışır. Bakın ete, kırmızı ete salça koymuyorum ama tavuğa çok güzel yakışıyor. Azıcık da bir yemek kaşığı da koydum. Salça, biber salçası. Şimdi etimize yeteri kadar bir tatlı kaşığı ona, iki tatlı kaşığı da buna tuzumuzu da ekledim. Tavuğumuza lezzet versin diye şöyle bir tatlı kaşığı da bal koyuyorum. Ve güzelce bunları iyice bir yoğuruyorum ki püf noktası buzdolabında iyice soğuyana kadar beklemesi. Yani çok soğutmazsak tutmaz dostlar. Çıkar. Şişten çıkar. Evet. Yani ateşe koyduğunuzda şişten düşer. Şimdi bu şekilde iyice yoğuracağım bunu. Bakın dostlar, ortalama 15 dakika bu şekilde iyice yoğurdum. Şimdi şu şekilde düzeltiyorum ve bunu, eğer işiniz acele ise buzlukta, yoksa aşağıda şöyle iyice bir dolapta bir saat bekletin ki güzelce otursun, dinlensin. Evet. Otursun kelimesini çeviremez yurt dışındakiler. Aha. Marine olsun. Şimdi bakın bu şekilde bunu kaldırıyoruz. Şimdi sıra geldi buna. Buna ne yapıyoruz? Kesinlikle koymuyoruz salça. Sadece baharat, tuz yeterli. Bunu da böyle iyice bunu da yoğuracağız dostlar. Yoğurulduğunda görüşürüz. Bakın dostlar, bunu da güzelce iyice yoğurdum. Şimdi bunu da böyle üstünü bastıracağım. Ve ne yapacağız? Dinlenmeye bırakacağız. Dinlenmeye, dolaba yollayacağız. Üstünü streçle kapatacağım. Şimdi elimi yıkayınca geliyorum. Şimdi de doğru dolaba. Şöyle bir en az dolabımızda. Yani güzel. Sevgili dostlar, diyemedim dostlarım, diyemedim, özür diliyorum. Mangal olur da yanında salatası olmaz mı? Soğan salatası olmaz mı? Bakın soğanlarımızı güzelce kıydık. Evet, güzel şu şekilde, çok güzel, incecik tel tel kıydık. Şimdi birazcık da ne yapacağız? Burada size şöyle göstereyim, hemen incecik maydanozlarımızı da koyacağız. Ondan sonra da birazcık somak attık mı harika olacak. Sevgili dostlar, şöyle azıcık bir pul biber. Şöyle bolca da bir somak ekşimizi attık mıydı? İşte şöyle. Somak ekşisi olmayanlar limon sıkabilirler mi?
Ya bunun en güzel yöntemi soma keşkisi. Ama yurt dışındakiler bulamayacağı için. Niye? Orada da vardır inşallah. Sağ ol anne. Amerika'da buluyorlar. Bakın onu da şöyle güzelce karıştırıyoruz. Ve harika bir beyaz salata. Kızım şu şeyimiz. Sonra ötekini de bir. İşte harika. Şimdi dostlar bakın bir de çoban salatamızı yaptık mıydı harika olacak. Ben böyle salata doğramayı Allah rahmet eylesin annemin babasından yani dedemden öğrendim. Mekanı cennet olsun dedeceğizim çok güzel salata yapardı. Ay dostlar işte bazen elim çarpıyor bir tane daha size göstereyim bu yöntemden doğramayı. Tabii siz illa da böyle doğrayacağınız diye bir kural yok. Tam köy domatesi çıkmış dostlar. Yayla domatesi. Ve çok güzel sulu sulu. Sevgili dostlar şimdi geldi soğan doğramaya. Bıçağınız ne kadar keskin olursa soğanınızı o kadar güzel doğrarsınız dostlar. Dostlar maydanozumuzu doğruyoruz. Maalesef maydanozumuzu o yöntemde doğrama şansımız yok. Şimdi biraz da yeşil biber doğruyorum dostlar. Yine aynı yöntemle ve harika bir çoban salatamız oldu. Sevgili dostlar bakın şöyle tuzunu atıyorum. Şöyle biraz yeterince zeytinyağını koyuyorum. Şöyle birazcık pul biber atıyorum. Siz kendinize göre yapın lütfen. Şöyle birazcık da somak ekşisi koyuyorum. Siz eğer ekşiniz, somak ekşiniz yoksa limon tuzu da, pardon, limon da sıkabilirsiniz. Ben bazen ne dersem siz anlayın dostlar. Bakın işte salatamız da harika oldu. Çoban salatamız da çok güzel görünüyor. Şimdi de çoban salatamızı servis tabaklarımıza. Aklına getirdiğim. Olsun. Sevgili dostlar, bugün Hatice babaannemiz de bizim misafirimiz. Yani kebabı yine yalnız yemiyoruz. Şimdi sıra geldi etimizin şişimize düzmeye. Bakın böyle bir kaseye buzlu soğuk su koymamız gerekiyor. Yoksa etlerimizi yapıştırmamız biraz zor olacak. Şimdi şöyle elimi soğuk suya bakın batırıyorum ve şöyle etimi alıyorum. Soğuk suya elimi batırıyorum ki birazcık daha alayım. Şöyle başlıyorum burada. Yavaş yavaş şöyle aşağıya doğru. Bu şekilde. Bakın baş parmağımız üstte, iki tane parmağımız da altta olmak üzere. Güzelce ne yapıyorum? Şöyle. Bakın. Ondan sonra da bu şekilde koyuyorum. Herkes mangalının enine göre yapsın lütfen. Bakın hani siz eğer mangalınız küçükse daha küçük alabilirsiniz. Daha büyük alabilirsiniz. Onun kararını kendiniz verin. Ama yöntem olarak bu böyle yapılıyor dostlar. Soğuk suyla. Evet elinizi soğuk suya batırmazsanız tutturamazsınız. Çünkü asla şeyler... Kıymalar ısınmamalı. Bakın ondan sonra da şöyle şeklini veriyoruz ve tamam ki düşmesin. Bu şekilde koyuyoruz. Sıra geldi. Kırmızı etten kıymamızı saplamaya. Yine elimizi soğuk suya batırarak ve güzelce şöyle saplayacağız.
Şimdi bir tane daha bundan saplıyorum ve ondan sonra da dışarıya gidip pişireceğim dostlar. Bugün benim torunlarım var, Hatice babaannemiz var. Allah ondan razı olsun. Çok iyi temizleyemedim onu. Torunumun arkadaşları geldi. Çok dostlar. Onun için torun çoğaldı. Allah soğuk herkese... suyla elini ıslatarak yapıyorsun değil mi anne? Evet. Burada elini ıslamazsan tutmaz. Bunu tutturmanın en güzel yolu bu. Hı hı. Bu tavuk kıyma gibi değil. Biraz daha nazlı. Sıcağı sıcağına istiyor. Evet. Mümkün olduğu kadar da dostlar ince yapmalıyız ki içi de biçtin hem de böyle sağlam olsun. Evet. Şimdi hadi. Ne yapacağız? Götürüp pişireceğiz. Pişirme aşamasına geçeceğiz. Ben bunu gene geri dolabımıza koyayım. Sevgili dostlar bakın benim torunlarım çoğaldı. Allah onlardan razı olsun çocuklarımdan. Allah sizlere de nasip etsin. Çek kızım şöyle göstereyim. Hani belki olmaz olmaz. Olur olur. Olur olur kuzucuklarım olur. Bakın Allah sizlere de böyle torunlar nasip etsin. Bakın. Oh. Mis gibi bakın. Böyle dostlar hemen çevirirseniz etler patlamadan aşağı düşmeden ilgilenmeniz lazım etlerinizle. Bekleyen de çok. Şöyle birazcık yiyelim diyelim. Ki güzel gene pişsin. Pişiyorlar bakın dostlar. Dostlarımız üstüne koyalım ısınsın. Harika bir keyfine bakın. Ne oldu lan bu? Dostlar bakın biz buna ekmek yağlama diyoruz. Böyle koyuyoruz. Yav. Bu ne? Yapıyor da işte yürüyor. İşte dostlar ekmeğimizi altına, kebaplarımızı da üstüne koyduk mu çocuklarımıza afiyet olsun. Elinize sağlık. Afiyet teşekkür olsun. Ederiz. Geldim. Bakın çok güzel kızarıyor dostlar. Böyle biraz daha pişsin ki. Şimdi harika bir ekmek yağlaması göreceksiniz. Şu şekilde yapıyorum. Ve bakın şu şekilde açıyoruz ve harika ekmeğimiz yağlandı. Şunu da şöyle yapıyoruz şöyle. Bakın şimdi de ne yapıyorum? Şeyimizi çekiyorum. Hadi.
Ruslar. Harika oldu. Şimdi şöyle tabağımızın kenarına bir tane de kıymamızdan, et kıymadan alalım dostlar. Hatice abla yiyemeyiz diye çok koymak istemiyorum, yağlamak istemiyorum. Bakın çok güzel pişti dostlar, çok sulu sulu harika oldular. Şimdi salatamızı da buraya koyduk mu, of harika oldu. Yanda da kolamızı koyduk mu, işte tamammış. Lavaş ekmeğimizi de şöyle yanına koyalım.